Allah isminin sırları. Bu videomuzda Allah isminin sırları ve Allah zikri ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Allah tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının başka hiçbir varlığa verilmeyen ismidir. Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür, nefis şeytanın şerrinden kurtulur. Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan şeytan şerrinden korunur. Soğuk havada bu levha üzerindeyken Allah diye zikrederse soğuğu hissetmez. Balgam hastalığı olan kişi taşırsa balgam hastalığından kurtulur. Kişi 7 gün oruç tutup gece yarısında 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp ardından 66 defa Allah zikrini yaparsa Allah bir melek görevlendirir. O melek o kişiyi tüm kötülüklerden koruduğu gibi hal ve hareketlerinde, işlerinde o kişiyi yönlendirir, yönetir ve yardımcı olur. Allah ismini kağıda gül suyu, safran ve mis karışımı ile yazıp üzerinde taşıyanı her türlü kötülüklerden korur. Amir veya makam sahibi kişilerin yanında riayet görür. Düşmanlarına karşı galip gelir. Cuma günü oruçlu olarak sabaha doğru gümüş yüzüğe Allah ismini yazıp sağ elinin parmağına takan kişinin her istediği insanlar tarafından karşılanır, işi görülür. Sağ elinin parmağına takıp bir mahkemeye giden kişi haksızlığa uğramaz. Tabii ki sağ eline takıldığı zaman o elin göbek aşağısında tutulmaması da dikkat edilmesi gerekir. Allah Cenabı ı Hakk'ın celal ve cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah diye zikreden Cenabı Hakk'ı bütün isimleriyle anmış olur. Bütün isimler Allah isminde gizlidir. Diğer isimler Allah ismi azamına birer sıfattır. Allah ismi hiçbir isme sıfat olmaz. Cenabı Hakk'ın zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır. Allah ismi ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından, kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah'ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç kuvvet ve rızık kazanmak, Gizli sırlara vakıf olmak hem dünya hem ahiret saadetine ermek için zikredilir. Allah ismi iki şekilde zikrolunur. Ya Allah, Allah Allah diyerek ya yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder. Zikretmek iki şekilde olur. Kişiye Cenab-ı Hakk'ın ilham yoluyla telkin etmesi şekliyle yapılan zikir, kişinin alim bir zata el verip nispet edip, ders alıp onun dediği ve tavsiye ettiği şekilde zikretmek. Zikre başlamadan önce abdest alınır, niyet edilir. Dünya kelamından uzak, dünyayı unutarak ismin hem dil hem de kalp ile birlikte ifadesine başlanır. Manevi alemlerin sultanı olmak için Yahu ya Allah ismi zikredilir. Bu zikir Allah dostlarının veli kullarının zikridir. Hu ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiçbir isim geçemez. Allah ismini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır maneviyatı güçlenir, yüksek makamlara ulaşır, nurlanır. Her gün ya Allah ya Hu diye bin defa zikreder de bulunanı Allah kemaliyle rızıklandırır. Şifa için Allah ismi yetmiş defa bir kağıda yazılıp yazı su içinde silindikten sonra hastaya içirilirse hasta şifa bulur. Bu videomuzda Allah isminin sırlarından sizlere bahsettik. Bu konuda fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşıp başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz.